Merhaba, 4. flüt dersimize hoş geldiniz. Nihayet son kalan 3 notamızı öğreniyoruz. Bu derste hangi notaları öğreniyoruz? Mi 1, Re 1 ve Do 1 seslerini öğreniyoruz. Bunlar kalın sesler. Kalın sesler her zaman daha fazla zorlar. Kalın seslerde olabildiğince flütümüze sıcak üflemeye çalışacağız. Sıcak üflemekten kastımız nedir? Az üfleyeceğiz, çok yoğun bir şekilde üflemeyeceğiz. Şimdi mi, re ve do bir notalarını öğreneceğiz. Tabii ki önce egzersizimizin bonasını yapıyoruz. Ondan sonra flütle seslendiriyoruz. Hadi bakalım mi sesimizle başlayalım. Şimdi mi notasını flüt üzerinde gösterelim. Sol'ü kapattık. Sol elimizi biliyoruz hangi tuşlara basacağımızı. Sağ elimizde işaret parmağımızı 8. tuşa zaten basmıştık. Fa'yı da biliyoruz. Serçe parmağımız yine denge tuşunda. Ne yapıyoruz? Şu sağ el orta parmağımızı fa'nın hemen sağındaki tuşumuza basıyoruz. Ve oluyor size mi notası. Şimdi hemen yakından gösteriyorum. Üç, dört. Mi. Mi, 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 nefesiniz yetmiyor, hatta belki de başınız dönüyor. Ne yapmanız gerekiyor? Flüt çalışmaya başlamadan önce birkaç tane nefes egzersizi yapabilirsiniz. Birkaç tane diyafram çalışması yapabilirsiniz. Egzersizlerimizin arasında da nerede nefes alacağım derseniz belli bir nefes alma yeri yapmıyorum. Çünkü belki oraya gelene kadar nefesiniz çoktan bitecek. O yüzden size tavsiyem nefese ihtiyaç duydukça çok hızlı bir şekilde çaktırmadan, kimse karşınızdakine belli etmeden nefesinizi almaya çalışın. Yani olabildiğince hızlı olması gerekiyor. Şimdi geldik re notasına. Tahmin edersiniz ki mi'den sonra yüzük parmağımızı hemen mi'nin sağ tarafındaki tuşa bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi ne yaptım? İşte bu serçe parmağımı, yani denge tuşunu tam re notasına, re tuşunu bastırırken havaya kaldırdım. Şimdi hemen re sesini yakından gösteriyorum. Re egzersizimizin bonasını yapalım. Son 2, 3, 4. Re, 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 re. Re, 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 başlarda biraz zorlanacaksınız. Hiç önemli değil. Her şey zamanla oturacak. Rahat olun. Evet, geldik. Bence flütün en zor tuşu. En kalın notamız, do bir notamız. Flütün zaten en kalın sesi. Do bir, aynı okullardaki blok flütlerde olduğu gibi bütün tuşların kapatılmasıyla oluşuyor. Şimdi yakından göstererek anlatacağım. Re tuşumuzu kapattık. Bu sefer denge parmağımızı buraya değil, burada bulunan öndeki tuşla birlikte bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten arkadaki iki tuş da buna bağlantılı bir şekilde. Bu bizim do bir notamız.
Do 1 tuşundan ses çıkarmak inanın zor. Ben bile hala zorlanıyorum. Şimdi o yüzden çok kısa bir egzersiz yazdım. Bonosunu hiç yapmıyorum. Artık bono konusunda bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Başta da dediğim gibi olabildiğince yavaş ve sıcak bir nefes üfleyeceğiz. Biraz sabırlı olacağız. Başlarda çıkmayabilir gerçekten. Oktavlardan bence daha zor bir ses. Hadi bakalım şimdi egzersize başlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi do sesimiz bayağı bizi zorlayacak. İlk başlarda sakın hevesiniz kırılmasın, sakın ha yapamam demeyin. Sürekli yapmaya, bu sıcak nefesi üflemeye devam edin. Bakın bu dersi de hallettikten sonra artık çok keyifli derslerimiz geliyor. Belki de iki ders sonra artık parça üflemeye, yeni yeni şarkılar öğrenmeye başlayabiliriz. Umarım keyifli ve öğretici bir ders olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar, hoşça kalın.